Hangi inançtan olursa olsun inanç siyaseti yapmıyoruz. Herkesin inancına saygılıyız. Ve herkesin yaşam tarzına saygılıyız. İsteğimiz herkesin kendi evinde, kendi mahallesinde, kendi sokağında, kendi kentinde ve Türkiye'de huzur içinde yaşamasıdır. Ama demokrasi yoksa, baskılar varsa huzuru sağlayamazsınız. Bunları anlatmamın nedeni, yüklendiğiniz sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu size hatırlatmaktır. Sıradan mekanizmaları işleyen bir devlet içinde değiliz. Bir kişinin talimatıyla her şey değişebilir. Eğer yasama organı, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme organının tahakkümü altındaysa, yürütme organının talimatıyla görev yapıyorsa, o zaman yasama organı bağımsız iradesini kullanamıyor demektir. Bunu Sayın Meclis Başkanı'na da aktardım. Ona da söyledim. Örnekler de verdim. Güçler ayrılığının yok edilip bir kişiye her şeyin teslim edildiği ortamda demokrasiyi inşa edemezsiniz. Sağlıklı bir demokrasiyi inşa edemezsiniz. İsraftan, yolsuzluktan bahsedildim. Sayın Ahmet Akın arkadaşımız, şunu da ifade edeyim. Efendim, CHP'li belediyeler gelirse bütün yardımlar kesilir diye hatırlarsanız büyük propagandalar yapılıyordu. Ama tam tersi oldu. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geldi. Bırakın yardımları kesilmeyi, yardımların kesilmesini, 4-5 kat yardımlar arttı. Ve yine arkadaşımızın dediği gibi bizim belediyelerimizin olduğu yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Bizim belediyelerimizin olduğu yerde. Çünkü halktan yana, halk için çalışır. Ve yine bizim belediyelerimizin olduğu yerlerde herkesi kucaklayan, ayrımcılık yapmayan, bana oy verdi vermedi diye insanları ötekileştirmeyen bir anlayış egemendir. Bu bizim temel görevlerimizden birisidir. Bakınız, toplumumuzun önemli bir kesimi emekli. Emekliyi bütçeye yük olanlar olarak görüyorlar. Bir daha ifade edeyim. Emekliyi devletin bütçesine yük olan insanlar olarak görüyorlar. Haklarını teslim etmiyorlar. Oysa o emekliler Türkiye'nin bugün geldiği noktada büyük katkılar veren kitlelerdir. Dönem olarak çalışıyorlardı, üretiyorlardı. Bunun en bariz örneği de Kocaeli'dir. Bir işçi kentidir Kocaeli aynı zamanda. Alın teri dökenlerin kentidir. Böyle bir tablo var. Değerli arkadaşlarım, ilk belediyeciliğimizde belediyelerimizin neler yaptığını Sayın Akın ifade etti. Gayet güzel. Her şeyin ilkini ve güzelini yapmak bize nasip oldu. Bundan sonra da yeni ilkler ve güzellikler yine olacaktır. Biz İstanbul'un, İzmir'in, Mersin'in, Antalya'nın, Muğla'nın, Adana'nın, Eskişehir'in, Ankara'nın, Aydın'ın, Tekirdağ'ın, Hatay'ın büyük başarılar sağladığını biliyoruz. Kocaeli İl Başkanımız söyledi, burayı da dahil edeceğiz değil mi başkan? Burayı da dahil edeceğiz. Balıkesir'i dahil edeceğiz. Manisa'yı dahil edeceğiz. Bursa'yı dahil edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Çalışarak ve yaptıklarımızı geniş kitlelere anlatarak bunları, bu başarıları elde edeceğiz. Bakınız, en çok halk, diyelim İstanbul, diyelim Ankara, diyelim İzmir, CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gelmek isterler. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde huzur vardır. Çünkü önce insan vardır. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde ağaç vardır, doğaya saygı vardır, insanlara saygı vardır. Dolayısıyla bütün bunların hepsini düşünmemiz gerekir. AK Parti'nin çektiği reklam filmlerinin büyük bir kısmı da CHP'li belediyelerin olduğu yerdedir. Onu da bilmenizi isterim. Onu da kabul etmenizi isterim. Tabii Denizli'yi de alacağız. Unutmayalım, Denizli'yi de alacağım. Gerçekten güzel şeyler yapacağız. Şimdi değerli arkadaşlarım, bir konuya daha değineyim. Bir iktidarın
asıl olan seçimden sonra da olsa, asıl olan ahlaki ve siyasi meşruiyetinin olmasıdır. Eğer bir siyasi iktidar ahlaki ve siyasi meşruiyet konusunda sorun yaratıyorsa, o iktidarın ülkeye yararı olmaz. Örneğin, seçimleri kazanmak için sahte videolar hazırlıyorsa, o siyasal iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmaz. Eğer bir iktidar rüşvet alan bir kişiyi büyükelçi olarak tayin ediyorsa, o iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmaz ve tartışılır. Bütün dünyada böyledir. Değerli arkadaşlarım, bazen denebilir ki, efendim, seçime girdik, kazandık. Dolayısıyla benim meşruiyetimi kimse tartışamaz. Bir örnek vereceğim. 1980 askeri darbesinden sonra anayasa oylaması yapıldı. Evet diyenlerin oranı %91.37. Ona hayır diyen, İstanbul'da o zaman kamu görevlisiydim, hayır diyen kişilerden birisi de benim. Hayır diyenlerin oranı ise %8.63. Peki darbe anayasasının meşruiyeti var mıydı? %91 oranında oy almasına karşı meşruiyeti yoktu. Meşruiyet farklı bir şeydir. Siz hukuku, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını sağladığınızda ve etik kurallara uyduğunuzda o zaman ahlaki ve siyasi meşruiyet söz konusu olabilir. Buna uymazsanız ahlaki ve siyasi meşruiyetiniz her zaman tartışılır. Değerli arkadaşlarım, acı bir olay daha var. Yargı sisteminin çökmesi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin bu kadar çürüdüğünü görüyoruz. İlk kez. Yargı sisteminin bu kadar çürüdüğünü görüyoruz. Bunu defalarca ve örnekleriyle dile getirmiştim. Ama sonuçta biz bir siyasetçiyiz. Ama bugün İstanbul'da görevli bir savcı yargıdaki çürümeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu'na örnekler vererek anlatıyor. Rüşvetin nasıl alındığını, Cumhurbaşkanı'nın avukatlarının neler yaptığını, uyuşturucu baronlarının nasıl çıkarıldığını, altın kaçakçılarının hangi bedelleri ödeyerek nasıl kişileri hapislerden çıkardığını bir savcı Hakimler Savcılar Kurulu'na yazdığı bir dilekçeyle bütün bu olayları anlatıyor. Salı günü grup toplantısında bunun bütün ayrıntılarına gireceğim. Bütün ayrıntılarına. Adalet devletin temelidir. Yani mülkün temelidir. Adaletin olmadığı bir yerde neyi yapacaksınız? Düşüncesini ifade etti diye insanları hapse atacaksınız. Uyuşturucu baronlarını serbest bırakacaksınız. Devlette çürüme var. Bunu çözmemiz lazım. Şimdi bir soru soralım. Sistem niçin yozlaştı? Eleştirdik, devlette çürüme vardı, diğer konuları anlattık. Niçin yozlaştı? Sorumlusu kim? Şu soruyu sormak zorundayız. Bugün mevcut olan ve 21 yıldır iktidarda olan bir siyasal parti. İstediği kanunu çıkardı mı? Çıkardı. İstediği kararnameyi çıkardı mı? Çıkardı. İstediği genelgeyi çıkardı mı? Çıkardı. İstediği bürokratı görevden alıp istediği bürokratı atadı mı? Yaptı. İstediği hakimi istediği mahkemeye atadı mı? Atadı. Seyyar hakimler oldu mu? Oldu. Seyyar mahkemeler oldu mu? Onlar da oldu. Yani ne istedilerse oldu. Peki neden Türkiye bugün bir batağın içinde? Bunu her bir vatandaşımızın düşünmesi lazım. Ve bizim bunu anlatmamız gerekiyor. Demokrasi ve adalet yoksa, hukukun üstünlüğü yoksa, yargı bağımsızlığı yoksa, kuvvetler ayrımı yoksa, siz bir ülkeyi büyütemezsiniz. Bir ülkeyi kalkındıramazsınız. Emeğin hakkını veremezsiniz. Alın terinin hakkını veremezsiniz. Bizim mücadelemiz bir alın teri mücadelesidir. Alın teri mücadelesi. İnsan hakları mücadelesidir. Yüklendiğimiz görev sıradan bir görev değil.
Tarihi bir görevdir. Bunu yapmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, her istediğini yaptı. Bir soruyu daha sormamız lazım. Hangi sorunu çözdü? 21 yılda Türkiye'nin hangi sorunu çözüldü? Bu sorunun cevabını da almak zorundayız. Sormak zorundayız. Eğitim sorunu mu çözüldü? Üniversiteye giden öğrencilerin yurt sorunu mu çözüldü? Bütün bunları sormak zorundayız. Kiracı ile ev sahibi arasında kavganın sorumlusu kim? Herhalde biz değiliz. Cumhuriyet Halk Partililer değil. Her şey dışarıdan geliyor. Sorumlusu kim? Farklı düşünen insanlar hapse atılıyor. Sorumlusu kim? Bunu da anlatmak zorundayız. Okul sütü, akıl küpü denen bir uygulama vardı. Sütü kaldırdılar. Çocukların beslenme hakkını kaldırdılar. Ve dolayısıyla bizim bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, öyle bir noktaya geldik ki, şu söyleniyor, borcum var ama borcumu ödemek için borcun ana parası kadar borç almak zorundayım. Türkiye bu durumda. Ana paranın faizi var ama faizi ödemek için faiz kadar da borç almak zorundayım. Geldiğimiz nokta bu. Değerli arkadaşlarım, kısaca bir de yenilenmeden söz edeyim. Partimiz 100 yıllık bir parti. Partide yenilenmeyi sağlayan hukuki metnimizin adına biz tüzük diyoruz. İnşallah kurultaydan hemen galiba 20 gün sonraydı tüzük kurultayını yapacağız. Bu kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin aksayan bütün yönlerini mümkün olduğu kadar çözeceğiz. Mümkün olduğu kadar. Bir çalışma yapılıyor. İl başkanlarından, ilçe başkanlarından, milletvekillerinden, sivil toplum örgütlerinden, başka ülkelerdeki uygulamalardan örnekler alarak sorunu çözmeye çalışacağız. Birincisi şu arkadaşlar. Bu ülkenin nüfusunun yarısı kadın, yarısı erkekse bir cinsiyet kotası getireceğiz. Ve bu benim şahsi kanaatim cinsiyet kotasının da %50 olması lazım. %50 kadın, %50 erkek olması lazım. Ve fermuar sistemi getireceğiz. Dediğim gibi. Getireceğiz. Bakalım. İnşallah kurultayımız bunu kabul eder. Merkez Yönetim Kurulu'nun üye kabulüne sınır getirilecek. Yani bir ilden bir ilçeden hemen 5000 tane üye getirin, MYK'dan geçirelim. Bunu kaldıracağız. Biz yapmıyoruz. Ama bunu tüzüğe yazacağız. %1'i geçer, ikisi geçer. Sınırlı sayıda önemli insanlar Merkez Yönetim Kurulu kararıyla partiye üye olurlar. Ama böyle bir yeri kontrol etmek için 5000 kişi birden üye yapalım, kimsenin de haberi yok. Bunu da kaldıracağız. Milletvekilleri için 3 dönem sınırı getireceğiz. 3 dönemden sonra milletvekili olmayacak. Güzel. Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri için meslek kotası getireceğiz. Ya belediye meclisinde bir veteriner olmalı, bir yeminli mali müşavir veya mali müşavir olmalı, bir hukukçu olmalı. Dolayısıyla bölgenin özelliğine göre, kentin özelliğine göre kesinlikle belli kotaların gelmesi lazım. Bu kotaları da getireceğiz. Avukat olmalı, veteriner olmalı, mimar olmalı, kent plancısı olmalı. Bunları getirmek zorundayız. Bunu da getireceğiz. Danışma kurulunu 3 kez arka arkaya toplamayan il yönetimi düşmüş sayılacak. Bunu da yazacağız. Kimse kusura bakmasın. Oturacaksın, danışma kurulunu toplayacaksın. Var olan kentin sorunlarını masaya yatıracaksın. 3 kez arka arkaya toplanmadıysan o il düşmüş olacak. Yeni bir il seçilecek. Mahalle temsilciliklerinde en az bir kadın ve bir erkek olacak. Tek başına erkek değil. Bir kadın ve bir erkek olacak. Çünkü bizim evlere girmemiz lazım. Kadınlarla konuşmamız lazım.
Onlarla sohbet etmemiz lazım. Onların dertlerini dinlememiz ve bizim onlara yönelik hangi çözümleri getirdiğimizi onlara anlatmamız gerekiyor. Siyasete girdiğimde elde bir tane broşür, arkada 3-4 tane genç, biz esnafın elini sıkardık, onlar da broşür verirlerdi. Sonra araştırdık, 100 broşürden birisi sadece kişiyi etkiliyor. Ama eve girdiğiniz zaman her 4 evden birisini etkileyebiliyorsunuz. O nedenle kadınların hem siyasette etkin olmaları, hem mahalle temsilciliklerinde yer almaları, partinin doğrudan evlere girmeleri ve sorunları dinlemelerine yol açacak. Güçlü bir genel sekreterlik yapacağız. Eskiden olduğu gibi güçlü, tutarlı, partiyi çok iyi bilen genel sekreterlik mekanizması olacak. Bilim yönetim kültür platformu. Bunu da yeniden yapılandıracağız. Burası kesinlikle bir politika üretim merkezi gibi çalışacak. Bir politika üretim merkezi gibi. Seçimlerde oyunu düşüren il kendiliğinden düşmüş olacak. Yükseltiyorsan tamam, oyun düştüyse kardeşim kusura bakma, ayrılın buraya, yeni yönetim gelsin diyeceğiz. Onuncusu, delege sisteminden hepiniz şikayet ediyorsunuz. Delege sistemini kaldıracağız arkadaşlar. Yok artık, delege sistemi de olmayacak. Çünkü delege sistemi ciddi çatışmalara, çekişmelere yol açıyor. Sonra bu kalıcı hale getiriyor ve bir sürü sorun yaratıyor. Üyeler gelsinler, seçsinler diyeceğiz. Delege sistemini kaldıracağız. İç denetim mekanizması oluşturacağız. Yani eskiden CHP kurulurken parti müfettişleri vardı ve onlar giderlerdi. İlleri gezerlerdi, raporlar düzenlenirdi. Hem örgütü denetler, hem halkın nabzını tutar, o raporlar gelirdi. Bunu şimdi TÜZİK'e geçireceğiz. TÜZİK'te parti denetçileri ya da parti müfettişleri olacak. Bunlar örgütü denetleyecekler. Bunun bir, kendimiz açısından büyük önemi var. İki, artık Anayasa Mahkemesi partinin hesaplarını denetliyor biliyorsunuz. Şimdi ağır ağır taşra denetimleri de başlayacak. Partinin bu bağlamda da defterlerini tutması, belgelerini saklaması, buna uygun bir muhasebe tutması da zorunlu hale geliyor. 12, bunu bir ara getirdim. Genel kurula mı kabul görmedim. Düzenli aidat ödeyenler kendi milletvekillerini, kendi belediye başkanlarını, kendi il başkanlarını, bunlar seçecekler. Düzenli aidat ödeyenler. Düzenli aidat ödeyenler. Yani partiyle aidiyeti olan, ben her ay aidatımı yatırıyorum. Yatırıyorsan mesele yok. Gel o zaman milletvekilini seç. Ama 5000 kişiyi birden üye yapıp ondan sonra gel milletvekilini seç dediğiniz zaman mesele başka yerlere sapıyor. Dolayısıyla partiyle güçlü aidatın yolu, aidatını ödüyorsan mesele yok. Bunun bütün altyapı hazırlıklarını bir dönem yaptık. Cep telefonu üzerinden aidat ödemek mümkün. Kredi kartı üzerinden aidat ödemek mümkün. Yani illa il başkanı, ilçe başkanlığına gidip makbuz kesmek, o da şart değil. Biz bütün bunların hepsinin altyapısını yaptık ama o dönem kurultayı reddettiği için hayata geçiremedik. Bunu bir daha getireceğiz. Ön seçim istiyorsanız ve gerçekten sağlıklı bir ön seçim istiyorsanız düzenli aidatını ödeyen üyeler gelsin, kendi milletvekilini seçsin, belediye meclis üyesini seçsin, il genel meclis üyesini seçsin. Bir sorunumuz yok o zaman. Bunun yapılması lazım. Ve 13, oyunu en fazla artıran 5 il parti meclisinde yer alacak. 5 ilin başkanı parti meclisinde yer alacak. Kim oyunu en fazla artırdıysa onlar parti meclisinde bir şekliyle yer alacaklar. Değerli arkadaşlarım, saygı duruşuyla başladık. TÜZİK'le bitirdik. Az önce kısmen tarihe de girerek ve bugüne de değinerek yüklendiğimiz sorunların ne kadar ağır olduğunu ve o sorunlardan ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'yi çıkarabileceğini ifade etmeye çalıştım. 100 yıllık bir geleneğimiz var. 100 yıllık bir partiyiz.
yüzyıllık bir partinin geçmişte elde ettiği bütün başarıları üzerine yenileri katarak geleceğe taşıması lazım. Bunun şu anda öncülüğünü belediye başkanlarımız yapıyor. Bütün baskılara rağmen, bütün engellemelere rağmen şikayet etmelerini istemedim. Hiçbir belediye başkanımızın. Şikayet değil, engelleri aşıp başarıya imza atmak. Sağ olsunlar, onlar da engelleri aşıp başarıya imza atmaya çalışıyorlar. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu konuda hiçbir tereddüdüm yok. Dolayısıyla bizlerin yüklendiği tarihi sorumluluk çok fazla. Yeniden ayağa kalkıp yeniden mücadele etmek zorundayız. Bu mücadele sıradan bir mücadele değil. Bizim için değil bu mücadele. Ülke için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, evlatlarımız için bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Kongrelerimiz yapılıyor, gayet güzel. Tartışmalar oluyor, gayet güzel. Ya biz demokrasiyiz zaten. Demokrasiyi getiren bir partiyiz. Farklı görüşler ortaya atılabilir. Ama kongre biter, seçimler biter, el ele, omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışır hale getirirse, kimse kusura bakmasın, onu partiden ayıracağım. Kimse kusura bakmasın. Kimse. Çok açık çok ne söylüyorum. Tartışma eyvallah. Başımın üstüne. Tartışırız kendi aramızda. Her türlü tartışmayı yaparız. Bakın AK Parti olağanüstü kurultay yaptı. Kimsenin haberi bile olmadı. Neden? E orada bir kişi var zaten. O talimatı veriyor. Mesele bitiyor. Herkesi o seçiyor zaten. Babalar gitti, yerine oğulları geldi. Yeni birisi geldi falan sanmayın. Babalar vardı, babalar gitti, yerine oğullarını getirdiler. Biz öyle bir parti değiliz. Demokrasi kültürünü içselleştiren bir partiyiz. Tartışmalarımız elbette olacak. Tartışmalar bir zaaf değil, bir canlılık işaretidir. Bir aydınlanma işaretidir. Akıl akıldan üstündür demiş atalarımız. Dolayısıyla tartışmalar olur. O tartışmalardan sonra kürsülere çıkarız. Elimizi tekrar kaldırırız. Hep beraber alanlara ineriz. Ve vatandaşın sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışırız. Beni dinlediğiniz için hepinize yürekten teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Söylediklerimi unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi olmazsa Türkiye Cumhuriyeti'ne asla demokrasi gelmez. Önündeki en büyük engel, iktidar sahiplerinin önündeki en büyük engel şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'dir. O engeli yıkacağız ve o engeli kaldıracağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz.